Bu bölümün pratik konusu Perspective Warp. Bazı durumlarda bu şekilde gördüğümüz kutu formundaki şeylerin perspektifini değiştirme ihtiyacı duyabiliriz. Mesela bunu daha kısa, daha uzun veya bunu daha farklı açıdan çekilmiş bir duruma getirme ihtiyacı doğabilir. Bu tip durumlarda Perspective Warp'ı kullanıyoruz. Şimdi kısaca onu göstereceğim. İlk önce bu objeyi bir seçelim ve bunu background'dan ayıralım. Ctrl-J diyorum. Ayrı bir katman oluşturdum. Sonra background'a gelip yeni bir solid color beyaz renk seçiyorum ve OK diyorum. Şimdi artık bu gördüğünüz gibi taşınabilir bir katman. Edit menüsünden şimdi Perspective Warp'a girelim. Perspective Warp'a girdiğimde ilk önce yapmam gereken şey bu kutunun 3 yüzeyini belirlemek. Şu şekilde bir ızgara çiziyorum, oluşturuyorum. Zaten girer girmez otomatik olarak bu araçla başlıyor. Bir ızgara oluşturdum ve köşeleri belirliyorum. İlk önce bu üst yüzeyin köşelerini belirleyelim. Biraz dışarı taşabilirsiniz içeri girmekten daha iyidir yani köşelerde. Şimdi bir yüzeyi oluşturduktan sonra herhangi boş bir yerde şu yüzeyi de oluşturmak için bir ızgara oluşturuyorum. Bakın diğer tarafa ilk oluşturduğum ızgaraya da dokunuyorum bu arada. Bunun sebebi bıraktığımda elimi bakın otomatik olarak o iki noktayı birleştirdi Photoshop. Şimdi ben kalan iki noktayı da yerlerine oturtuyorum. Son olarak üçüncü yüzeyimizi de oturtalım. Köşeler tamam. Şimdi yukarıda sol üstte Warp seçeneğini tıklıyorum. Ve bizim kutumuzun köşeleri artık 3 boyutlu hareket ettirilebilir şekilde karşımıza geliyor. Bakın. Yani biz bu kutudan şu şekilde daha yukarıdan çekilmiş bir açı gibi görebiliriz ihtiyacımıza göre veya daha göz hizası çekilmiş bir pozisyona da getirebiliriz veya mesela daha uzun bir form lazımsa bu kutuyu biraz daha uzun bir forma sokabiliriz Bakın böyleydi ve bu şekilde uzun hale geldi. Şimdi bu temel mantığını anlamanız için yeterli. Şu an yapacağımız işlem biraz daha günlük hayatta. Ee, bu aracı nasıl kullanabiliriz boyutuna geliyoruz. Dekupe edilmiş, arka plandan ayrılmış bir otobüs. Bir de bu şekilde bir yolumuz var. Bu otobüsü bu yola oturtacağız. Taşıma aracıyla yol dosyasının üstüne sürüklüyorum ve bırakıyorum. Bakın şimdi bu ilk gelir gelmez yola tam olarak paralel olarak oturmuyor. Yani şuradaki yol çizgisinden otobüsün alt tarafını dikkate aldığımda bakın e, oturmuyor. Şimdi bizim bunu oturtmamız gerekiyor. Aklımıza ilk gelecek şey Ctrl T transforma girip şu şekilde çevirme veya köşelerden tutup oynama gibi şeyler gelebilir ama bunlar maalesef sağlıklı ve doğru sonuçlar vermiyor. İşte burada perspektif warp'a giriyoruz ve otobüsün sanki bir kutu gibi düşünüp yüzeylerini işaretliyoruz. Bu otobüsün görünen şu an iki yüzeyi var. Bir burası yolcuların bindiği taraf bir de ön tarafı. Diğer tarafları göremiyoruz. Yani üst tarafı biraz önceki kutudaki gibi üst tarafını göremiyoruz. Onun için işimiz daha kolay. Bu ön yüzeyi işaretledim. Ve şu şekilde tamponun şurayla paralel olmasını sağlayacak şekilde bir açı verdim. Aynı zamanda şuranın da Üst taraftaki e, otobüsün tavanıyla paralel olması gerekiyor. Bu yüzeyi işaretledik. Şimdi yan yüzeye gelelim. Biraz genişletelim şunu. Ve üst tarafı yine şu çizgiyi otobüsün tavan kısmına paralel yapmaya çalışıyorum. Alt tarafı da otobüsün alt kısmına paralel yapmaya çalışıyorum. Tam lastiklerin bittiği yer olabilir. Gördüğünüz gibi aslında bir kutu formu oluştu. Şimdi warp'ı tıklıyorum. Köşeler artık tamamdır. Bunu 3 boyutlu bir nesne gibi artık hareket ettirebilirim. Siz bunu kendi ihtiyacınıza göre farklı yerlerde de konumlandırabilirsiniz. Mesela mimarlık okuyorsunuzdur. Binalarda bunu hayal edebilirsiniz şu çizgiyi, alt çizgiyi de yolun çizgisine paralel hale getirmeye çalışıyorum. Evet bu şekilde tamam. Şimdi OK diyorum ve biraz daha komut T ile transformla otobüsü biraz büyütüyorum. Belki biraz şu şekilde basabiliriz. Evet bu bölümü de burada sonlandırabiliriz. Siz ve kendi çalışmalarınızı oluşturabilirsiniz. Bu fotoğrafları da indirip bunlar üzerinde de zaten çalışabildiğinizi biliyorsunuz. Photoshop'un 2023 versiyonunda yapay zeka içerikli birçok pratik kullanım var. Eğer Photoshop'a sıfırdan başlamak gibi bir niyetiniz varsa Udemy'de yeni hazırladığım sıfırdan Adobe Photoshop 2023 versiyonlu eğitimimi incelemenizi tavsiye ederim. Açıklamalar kısmına indirimli linki bırakacağım. Hepinize başarılar, sevgiler.